Şehre olan hizmetlerinden dolayı sana bu hilatı giydirirken Halife Hazretlerinin vekili mutlakı olarak seni şehri Bağdat'ın emniyetinden sorumlu makama getiriyorum. Bağdat'ın şahane makamı artık Türkistanlı Hacı Ahmet'indir. Allah yadı gönülleri daim şen kıldı. Saltanatı terk edenler çul aba giydi. Kaftan değil, aba giyen doğruya erdi. Onlar gibi hidayete varasım gelir. Abayı giyenler Hakk'a yakarır. Çünkü sırları ta Hakk'a ulaşır. Ahları kalp dağlar, kanım akıtır. Teslim olup aba sarasım gelir. Allah yadı ile kibir dağıldı. Erenler Halka'ya güzel çağırdı. Hu dedim. Şer bile hayır doğurdu. Şunun lafıyla iftiralar ettiğini Sacı'yı gördünüz değil mi? O adamı mı gözü yüksekler demiş ha? Hacı mı istermiş saraylarda sefa sürmeyi? Gördünüz nasıl da sıyırıp attı ilatı yere? Haklısın Efkan. Neyleyelim? Geldi kalbimizi bulandırdı gitti işte. Ayrıca biz senin için endişelendik usta. Gelip bize Hacı'nın niyetinin fena olduğunu, kendi emellerine ulaşmak için seni kullanmakta olduğunu söyledi.
Şeytanın hilesi bitmiyor ki. Çeşit çeşit suretiyle gelip insanın aklını karıştırıyor. Yürüyün. Haydi. Görüyorsun Faris. Atif Efendi bizim yüzümüze gülerken Hacı Ahmet'e ne imkanlar teklif ediyor. Adamı başımıza Bağdat'ın kurtarıcısı yaptı. O da elinin tersiyle etti hocam. Hem de herkesin içinde. Vezir Atıf'a adeta hakaret etti. Atıf'a müstehak. Beter olsun inşallah. Ah, ah. Bana teklif edecekti ki. Neyse. Haydi gidelim. Hadi. Hacı'ya bak sen, Hacı'ya. Atıf kendi dümenine sokabileceğini sandı onu da. Adam nasıl milletin içinde dimdik durdu? Ben söylüyorum size. Bu Hacı bambaşka bir adam. Tarık ustam, sen başımızı belaya sokmadan gidelim dükkanımıza. Varalım, orada konuşalım ne konuşacaksın. Hadi. Topla adamları. Pehlivan ustam. Şah Suvar'ın taifesini gördündür mü? Gördüm. Tam tekmildir buradadır. Bir varalımdır da yanına soralımdır ya buraya nasıl çıkmıştırdır. Gördüm, gördüm. İki ergele daha gördüm. Ben şimdi nasıl sualleri ona soracağım. Mansur! Hakkını helal et yalnız. İç bakayım şimdi, iç. Sizin ne işiniz var burada? Ha? Hele sen Mansur, hele sen. Hacı ikisinin emir vermedi mi? Obadan çıkmak yok demedi mi? Ha? Şimdi çabuk bak. Hemen obaya. Çabuk. Bak sağa sola koş bak. Tabanı yanık it gibi dolaşmak yok. Hadi. Tamam ustam, gideceğiz. Tezel'den obaya varacağız da. Ha. İyi ki gelmişiz ama, değil mi? Sen de kabul et. Bak laflara bak. Bak tabanların yere tepeceğine gelmiş hala benimle laf cambazlığı yapar. Hayırdır? Ne için isabet buyurdunuz buraya gelerek Mansurat'a? Biz hikmeti kavrayamadık da, ha? Sergüzeştimizi yazarken, ha. Hacim'in Bağdat'a şahane olmayı elini tersiyle etmesini kim tasvir edecekti ustam? Sen de kabul et ya. İyi ki gelmişizdir değil mi ustam? Tabii. Tabii ne iyi ettiniz gelerek ya. Ne iyi ettiniz, ne mutlu oldunuz değil mi buraya geldiniz şimdi bak. Mut ve dayı kut ile çabuk obaya, çabuk. Tamam ustam. Allah Allah, Allah Allah. Ölür de lafından dönmez. Soyu aslan, huyu keçi evladım benim. Şahsuvar, hayırdırdır? Hangi rüzgar attıdır seni buraya ya? Ha. Atıf'ın makam menkıp dağıttığını duydundur. Talibimdir demeye mi geldindir? Ha? Yok. Sizi selamette gördüm ya. Makamda, mansıpta, bende. Gerisi boş. Ne oldu ya? Yaralı mısın? Mühimdir değildir. Pehlivan usta nerede? Pehlivan usta. Bizim kaçaktır, gelenlerdir vardır ya, iki tane yaramazdır. Onlara bir kükresindir. Sonra gelirdir, sana da bir fasıl peşrev çekerdir. Geldi. Sen gamlanmıyorsundur. Ya hadi bu Yalgız'la Mansur çocuk diye avuturum kendime. Ya ben sana ne diyeyim? Ne diyeyim sana? He? Gözün aydın diyeceğim usta. Daha ne diyeceksin? Yahu bak ben sana nefsini yere çal, pehlivan ol dedim. Sen buraya geldin, cesedini yere çalıp mevta almaya mı çalışırsın? Bak bir de pür silah gelmişler buraya. Allah Allah, Allah Allah. He. Ya kötüsü gelse başına ne yapacaktın? He? Ölürüm de bu adamların başını vermem mi diyecektin Atıf'a? Allah başınızı alır mıydı, alamaz mıydı bilmem de ben bir talihimi zorlayacaktım. Ustam, hı, benim aklım biraz eksik. Yani eşeğe yüklesen ahırın yolunu bulamaz. Ben de bu eşek çekmez aklımla çok akla sığmaz işe girdim, çıktım. Canımdan çok vazgeçtim. Bir kere de sizin için, Hacı için geçerim, çok değil. Hem canın tapusunu bize mi vermiş Hazreti Allah? Sahi Hacı nereye gitti ya? Bir anda kayboldu.
Atıf'ın omzuna attığı hilat külçe gibi ağır gelmiştir Hacı. Bir anlık bile takmış olsa onun kolunu kanadını kırmıştır, yaralamıştır. Ama hiç merak etmeyin ha, Hacı'dır bu. Yaralarını sarar, kanatlarını açar, tekrar döner yuvasına. Biz nedir ne yapalımdır? Ya Hacı döner elbet. Dönene kadar biz de kendi yuvamıza döneriz. İyi dersindir usta. Hadi bir dükkana varalımdır. Eyvallah de. Bırakıp gittin mi beni Nazlı sevgilim? Dudaklarıma bir veda bu sesi kondurmadan. Kırıldın gittin. Kardeşlik. Kardeşlik gel. İyi misin? Gel kalk. Gel. İyi misin? Ben iyiyim asıl sen iyi misin? Var git yoluna. Şu Allah'ın yarattığı ağzın pisliğe bulanmasına gönlüm razı değildir. Üstüne başına yüzüne bakınca anladım ben. Sen inanmış bir adamsın. Benim gibi böyle kirepasa bulanmış bir berduşla ne yaparsın? Ben senin dışını temizler gibi görünürüm ama ben kendi içimi temizlerim. Gel hele. Gel. Gel hele. Nereye gideriz? Muhabbeti ekmeğe katık yapmaya gideriz. Gel hele gel. Müjdeler olsun kızım. Müjdeler olsun. Dadıcığım ne oldu? Hacilerin canı tehlikede değil. Saray avlusundan sağ salim çıkmışlar. Ne diyorsun dadı? Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Aman dadı. Babamın iyileştiğini kimseye söylemeyelim, olur mu? Her şey düzelirken hayatını tehlikeye atmayalım, ne olur. Haklısın kızım, söylemeyelim. Anlatsana, nasıl kurtulmuşlar? Gel oturalım, şöyle anlatayım. Oo, Bağdat'ın gizli tellalı. Bağdat'ın aşikar tellalları milleti saraya niye davet etmiş, öğrenebildin mi? Öğrendim elbet. Benden kaçar mı? Kaçmaz elbet. Adnan, anlatsana. Yani hâlâ merakımı celbetmediğini mi sanıyorsun? Ay vallahi de merak ettim, billahi de merak ettim. Anlat hadi.
Bütün mevzu Hacı ve adamları içinmiş. Pehlivan, Mahmut. Anlasana yani... çabuk, ne olmuş? Meraklanma Leyla. Endişelenecek bir şey yok. Bizim sandığımız gibi değil mesele. Onlara bir kötülük ilişmemiş. Hatta Atıf Hacı'ya hilat takdim etmiş. Onu Bağdat'ın koruyucusu ilan etmiş. Çok şükür. Hacı ne yapmış peki? Hacı da hilat orada bırakıp çekip gitmiş. Atıf da sinirlenip saraya geri dönmüş. Kimse anlamamış bu nümayiş niçin, ne oldu, kime yaradı. Benim gidip Meryem'i görmem lazım. Efendimiz, sizin de emrettiğiniz üzere kendisine teklif ettiğim makamı herkesin gözünün önünde reddetti efendimiz. Biz onu halkamıza dahil edelim. Milletin gözünde kahraman olmak yerine makam müptelasına dönüşsün derken o halkın gözünde daha da yükseldi efendimiz. Satranç oyunundan anlar mısın Atıf? Bir miktar bilirim efendimiz. Eğer bir parça bilmek yerine iyi bilseydin, vezirliğin sandığın kadar ehemmiyet taşımadığını anlardın. Bu taşa beydak derler. En basit taşıdır satrancın. O dahi 8 kare ileri giderse vezir haline gelir. Bu tahtada 2 mühim taş vardır. Onlara da şah denir. Sen şimdi aldın Hacı'yı karşına. Ona şah dedin. O da yaptığın hücuma cevaben karşı hücum etti. Şimdi yapacağın şeye iyi karar vermelisin. Yoksa adi bir beydak bulurum. Onu 8 vakte vezir yaparım. Allah bereket versin. Sağ olun. Kardeşlik. Gel. Gel. Çekinme. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Neredesin Hacı, merak ettik. Merak edilecek bir şey yok. Geç otur. Geç otur, çekinme. Geç kardeşlik. Başıboş dolaşırken kaybolmuşum. Dostumuz da beni bulup buraya getirdi, sağ olsun. Bir adındır vardır Dıracı. Adı mı? Hı hı. Suratıma bakan. Adımı soran kimseyle karşılaşmadım hali zamandır. Neredeyse unutmuşum. Adım Akbörü'dür. Akbörü mü? Lokmamız var mıdır Mahmutcan? He? Lokma. Bura dükkandır. Pek bir şey yoktur. Dur. Ama tedarik ederizdir. Eyvah. Hacı, seninle bir yol konuşsak. Konuşuruz. Allah vakit verirse konuşuruz. Hak Teâlâ'nın gecesi gündüzü boldur. İlla ki konuşuruz. Hoş gelmişsin. Safalar getirmişsin. Neyle karşılaşacağını düşünüyordun? Ne gördün Saltuk? Demek Atıf senin Hacı'ya şahane olmayı teklif etti ha? Düzeni bozmasın diye düzenin bir parçası haline getirmek istediler Hacı'yı. Ama Hacı şerre ortak olmadı. Atıf'ın bir sonraki hamlesini tespit etmem gerek.
Burada mühim olan Atıf değil. Mühim olan Hacı'yı Dübeys'in elinden alan kişi. Muhafız başına sizin elinize düşmüşken katleden kişi. Onun kim olduğunu bulursan, işte o zaman Bağırat'ın başındaki kara bulutlar dağılmaya başlayacak. Hacı'yı kurtarma sebebi benim için hala meçhul. Fakat Fehd'i öldürmesi, cin tozu meselesinin kendisine erişmesini engellemek içindi. İşte fikirlerin doğru istikamete girdi. Şimdi düşün. Cin tozu tezgahında başka kimler var? Halifelik sarayını yok etmek için uğraştığından katı olarak emin olduğunuz birisi var mı? Var. Papaz. Bağdat'taki kilisenin papazı. Bu da Barut'un şehirde dağılmasına yardım etti. Üstelik nelere sebep olacağının da gayet şuurundaydı. Bu sebeple de harekete geçilmeden önce şehri terk etti. Er geç onu da ortadan kaldıracaklardır. O halde vazifen de bellidir. Papazı onlar yok etmeden sen papazın izini bulmalısın. O seni bir şekilde Alamut'un Bağdat'taki temsilcisine eriştirecektir. Efendim, esasen bir fikrim var. Dinliyorum. Hacı'nın başına ne gelirse gelsin, sığındığı tek bir yer var. Göçerlerin obası. Tekkeden kovulduğunda dahi gidip oraya yerleşti efendimiz. Göçerlerin obası Hacı'nın şah damarıdır. Eğer kafi miktarda göçerlerin obasını zorlarsak Hacı'nın nefesini keseriz efendimiz. Böyle zamanlarda her şeye rağmen sende bir istidat olduğuna inanıyorum Atıf. Şimdi şah gibi düşünmeye başladın. Akay! Alma sana! Nereye kayboldunuz siz? Hacem'in peşinden gitmiştik Akay. Yoksa? Canları sağdır. Tutsak da değillerdir. Şükür. Çok şükür. Şükür elbette ama nasıl oldu bu iş? Vallahi biz de şaşkınız ana. Atıf ilat giydirdi Hacem'ize. İlat mı? Allah Allah. Vazife mi verildi Hacı'ya? Atıf verdi vermesine de Hacem kabul etmedi. Çıkarıp attı üstünden. Herkesin içinde mi çıkarıp attı? Herkesin içinde ana. Herkesin içinde. Şükredip sevinmeliyiz ama tedbiri de elden bırakmamalıyız. Atıf'ın oyunları belli ki daha bitmemiş. Gideyim artık müsaadenle. Daha katığını bitirmemişsin. Doydum ben, sağ olasın. Benim gibi misafir karnı doyunca çarıklarına bakarmış. Akbörüm. Bak sana ne diyeceğim. Senin gibi kardeşlerimiz için bizim bir göçer obamız vardır. Bağdat surlarının hemen dışındadır. Biz dahi orada yatar kalkar orada yeriz. Gel beraber oraya gidelim. Gelirsen bizimle yol arkadaşı olursun. Beni de çok mesut edersin. Yok, yok. Benim yerim sokaklardır. Dün başka bir şehrin sokaklarıydı. Bugün yılan gibi kırılan Bağdat'ın sokakları. Yarın kim bilir hangi şehrin sokakları düşer kısmetime. Ben gideyim. Ben gideyim. Sizin de lokmanıza bereket versin Uluçalı. Biz gidene gel, gelene git demeyiz. Ne vakit bir şeye ihtiyacın olursa bize gel. Biz hep buradayız.
Hacı. Sen bu arkadaşın kim olduğunu bilir misin? Bilirim. Babası Adem, anası Havva'dır. Ve hepimizin öyle. Peki kimdir, necidir, kimlerdendir? Bunu bilir misin? Bilirim. Adem oğullarındandır. Hacem, Pehlivan ustam haklıdır. Tanımadıktır bir adamdır. Buradır bizim dükkandır. Yani yanı başımızdır. Tedbirsizliktir. Nedendir? Bu dem geçtiğimizdir. Ateş çemberidir. O yüzdendir. Mervan da böyle söylemedi mi Mahmutcan? Hı? Sazlığın garibanları, Yörük Obası'nın kardeşleri kapısına geldiğinde. Hatırında mıdır? Kilitli kapılar arkasında. Biz dervişiz diye şişinirler. Bizim öyle olalım. Ya Acem, bendir senin emniyetin içindir, gam çekerimdir. Öyledir. Ademoğlunun biri Habil, biri Kabil. Biri katil, biri maktul olabilir. Ademoğlundan her şey olabilir. Bu yüzden düşmüş birine el uzatmayalım mı biz? Uzatalım, uzatalım da gözümüzün önünde bir garabet varsa bunu da bilelim. Öyle gözlerimiz bağlı yürümeyelim. Anladım usta ben. Anladım. Diyeceklerin ağzına gelir, söyleyemedikçe karnında ağrı yapar. De hele, çıkart şu baklayı ağzından. Şimdi bak Hacı. Ben seni bu arkadaşının şeceresini sayayım da gayrısına sen karar ver. Bizim bu Türkmen bozkırlarında tozu dumana katan, altını üstüne getiren bir taife var. Hitaylar. Hı hı. Ha işte bu taifenin en namlı cengaveridir. En önde giden cengaveridir bu Akbörü. O vakitler pek meşhurdu. Baskın verdiği yer iftah olmaz, bastığı yerde ot bitmezdi. Öyle namlı, büyük, eli kılıç tutan bir adam nasıl bu hale geldi? Böyle sokaklarda gezer oldu, orasını hiç bilmem. Ama bu Akbörü, bu Akbörü hademeden kelle alan zehir katillerden biriydi. Çok insanın kanına girdi. İyi bilirim. Sen bizzat müşahede ettin mi bu halleri? Yoksa duyduklarından mı ibaret söylediklerin? Yani görmüşlüğüm yoktur. Ama duymuşluğum çoktur. Nerede gönlü kırık birini görsen merhem ol. Mazlum biri yolda kalsa hemdem ol. Gönlümüze düşen bir hikmeti böyle dillendirmemiş miydik? Biz de bakar görürüz Akbörü'yü. Tevatür müdür zalimliği yoksa hakikat midir? Dün zalim olan bugün de zalim midir? Yoksa kalbi kırık bir mazlum mudur? Bakar görürüz. Ona göre karar veririz. El mi uzatacağız, el mi çekeceğiz? Ama rivayete göre Ademoğluna sırt dönmek bizim işimiz değildir. Keçileri de ayılamışlar. Hadi götürelim. Çiz çiz bitmedi bu defterde ya. Bana bakın, araklamadınız değil mi bunları? He? Helallik almaya gidiyoruz. Başkasıyla yüz göz etmeyin böyle. Ya şahsı var. Her şey birbirine girdi zaten. Ondan çalıp ona ver. Başkasından çalıp geri çaldığımıza ver. Kafamız iyice allak bullak oldu. Kafamız karışmasın diye çalmadık bu sefer. Senin verdiğin parayla aldık. İyi iyi. Ah Hacı ah. Bizim sazlıktakileri de bu hale getirdin ya. Her şey helal olsun sana. Ya Necip, ben bunun tadına iyice alıştım ha. Parayı veriyorsun, malı alıyorsun. Parayı ver, malı al. Ben bu zenginleri anlamaya başladım. De hadi, kat şunları önüne de götürelim. Hiç bana bak böyle. Ben nasıl götüreyim bunları? Neyi ulan? Şunların boynu pusuna baksana. Benden büyükler neredeyse. Ben nasıl götüreyim bunları? Göz var, izan var. Hele hele, laflara bak laflara. Beyimiz boyundan büyük laf etmeyi bilir. İki tane keçi güt dedik. Ben götüremem, ben yapamam. Ulan işine gelince bizi gütmeyi biliyorsun.
Katip önüne oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Onu satacağız, bunu satacağız demeyi biliyorsun. Ne oldu? Neyse. İş başa düştü. Verin bakalım şu canavarları. Götürelim de verelim. Şişt, bana bak, gel sen de. Koyun keçi nasıl güdülürmüş öğren. Dönün lan. Tamam, tamam, tamam. Her işi de şah suvar yapsın arkadaş. Mahallenin beyi miyiz, çoban mıyız anlamadım ki. Yürü, ya haydi. Hayvanlara kızmak yok. Onlara merhamet etmeliyiz. Yürü ulan çok bilmiş, yürü. Haydi, gel. Gel, tamam, sakin ol, gel. Hey Allah, mahallede bak. Ah, hadi, ah. Yavaş. Meryem, üzüldün mü sen? Gül yüzlü Meryem, üzülme artık. Bağdat'tan güzel haberler geldi. Pehlivanla Hacı iyilermiş. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Allah dualarımızı kabul etti. Onları bize bağışladı. Ne zaman gelecekler peki? Pehlivan beni ata bindirecekti. Senin muradın at binmek olsun. Aytuğla ablam var senin burada. Ben Neciyim. Ben bindiririm seni ata. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Kuzum benim. Kara. Buraya baksana Urungu. Kara. Bilemedin işte. Çünkü orada değil, burada kara yazıyordur. Okuyamadığına mı kızayım yoksa beni kandırmaya çalışmana mı? Bak kardeşlik, son kez gösteriyorumdur. Kara, kaba, kadar. Burada kara yazıyor işte. Burada da kaba. Kader nereden çıktı şimdi? Kısmetse dişleri çürüyüp dökülmeden Elif Bey'i de sökecek durumdu. Yaşarsak göreceğiz inşallah. İnşallah ana, inşallah. Buraya bak kardeşim, buraya. Meryem, Aytulu, nereye böyle? Meryem'e at binmeyi öğreteceğim ana. E haydi uğur ola. Maşallah oba oba değil, Şanlı Nizamiye Medresesi. Herkes bir şeyler öğreniyor. Hadi. De, de. Ah be Mahmud'um. Ah be Mahmud'um. Ya kaç zamandır Hacı'yla berabersin, hiç mi öğrenemedin şu işi? Hala yamuk yumuk yontarsın. Yahu bak, bir tane adam gelse bu kaşığı alsa, gitse evde çorba içmeye kalksa üstünü başını mahvedecek. Sonra bir de bunu yapan ustanın arkasından laf edecek. Öyle deme Pehlivan Usta. Mahmut'la bizim aramızda senelerdir öyle bir vazife taksimi vardır. O kabasını yapar, ben incesini yaparım. Geçinir gideriz böyle. Baktır şimdi Pehlivan Usta'm, ben yıllardır Acem'e bakarımdır da kaşıkları değil. Kendimi yontarımdır, kendimedir, şekil ederimdir. Ya buna da şükürdür, ha? Yarın öbür gün tahta kılıçları yontup cenk meydanına indiğimizde ne diyeceksin? Ben yontamam, Hacem mi yonsun diyeceğim. O günler bir geledi. Hacem gene tahta kılınçları yontardır, ben de onları alırımdır, düşmana savururumdur. Herkes vazifesini bilirdir, hiç kimse merak etmesindir, hele ki sen. İyi, iyi, iyi. Ben karışmam sizin işinize. Selamun aleyküm. Oo, ve aleyküm, aleyküm selam. Selam aleyküm. Ya Hacı, ben de hep işlerken geliyorum size, işinizden gücünüzden alıkoyuyorum. Yoktur, yoktur ya, iyi oldudur. Buyurun, buyurun, buyurun. Hacı, işin aslı biz senden helallik istemeye geldik. Benim hakkım peşinen helal olsun da, hayırdır kardeşlikler? Ne için helallik istersiniz? Mevzuyu merak ettim. Biz o Mervan denen yalancının iftiralarına kandık. Senin kim olduğunu unuttuk Hacı. Hakkını helal et.
Biri gelmiş sizin gözünüzü bağlamış. Siz de o göz bağını kendi ellerinizle çıkartmışsınız. Bunda benim helallik vermemle alakalı bir şey yoktur. Ama yine de bol bol helal olsun. Hakkı Allah razı olsun. Hacı, sen yaptığın büyüklüğü anlatmayı küçüklük saydın. Sen söylemedin ama ben bilirim. O gece beni eve bıraktıktan sonra tekkede olanlardan haberdarım. Sen Mervan'a öyle bir ders vermişken onun hala ortalarda dolaşıp zehrini salması benim gücüme gider. Ne yapmak itti Zayder? Sen tensip buyur. Öylesi münasiptir de biz onu yapalım. Hiçbir şey yapmayın kardeşlikler. Ben sadece Efkan kadar temiz bir kardeşimize böyle muamele edilmesine çok öfkelendim. Dava benim davamdır. Kendi davamda da öfkemi yutmak benim için hayırlı olandır. Bunlar böyle konuşup duracak, sizin üstünüze pislik salacak. Siz de sessiz mi kalacaksınız Hacı? Ahiretlikler. Malik bin Dinar'ın kötü yürekli bir komşusu varmış. Gayrimüslimmiş. Ama Malik bin Dinar dininden ötürü ona garez gütmez, komşuluk hukukunu devam ettirirmiş. Ama o adam Malik bin Dinar'ı hasım bellemiş. Her gün çerini, çöpünü, pisliğini Malik bin Dinar'ın evinin duvarına, bahçesine atar dururmuş. Malik bin Dinar da hiç kaşatmaz, sinirlenmez. Her gün o pisliği temizler dururmuş. Malik bin Dinar sabrettikçe adam daha da çok kinlenmiş. Bir gün dayanamamış. Sen demiş, sen nasıl bir adamsın? Hiç mi rahatsız olmazsın bu pislikten? Malik bin Dinar da rahatsız olduğunu, bu sebeple her gün oraları temizlediğini söylemiş. Adam daha çok kızmış. O zaman niye bana gelip bağırıp çağırmazsın? Sen bu eziyeti kimin için çekersin demiş. Malik bin Dinar da demiş ki, Allah rızası için çekerim. Çünkü Allah öfkesini yutup sabredenleri doğru yolda gidenler arasında sayar. Bunun üzerine komşusu yumuşamış. Demiş ki, senin inandığın Allah ne güzel Allah'tır. Ben ona düşman iken bile o dostuna sabrı tavsiye ediyorum. Bunu duyan komşusu o günden sonra hak yola girmeye niyet etmiş. Peki Mervan gibiler için dahi bu hüküm mü tatbik edilmeli? Mervan kim ki? Ebu Cehil gibiler için bile bu hüküm tatbik edilmeli. Küfrün ve cehaletin babası diye lakap takılacak o adama bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç kere ziyarete gitmiştir. Onu hak yoluna davet etmiştir. Ama ne zaman ki iş kişisel meseleden çıkıp inananlara zulmetmeye geldiyse o zaman kim olursa olsun Ebu Cehil'in akıbetine uğrar. Atıldığı kör kuyuda mahşer gününü bekler. Emirlerimi kesin bir dille ileteceksin. Karşı koyan olursa zor kullanmaktan çekinmeyin. Halifenin vekili mutlakına, vezirine isyan etmek neymiş? Herkes görsün. Anladın mı? Anladım efendim. Şimdi çekeyim. Meryem. Can Meryem. Nurum. Nihayet dileğin gerçek olmuş. Mutlu musun? Mutluyum teyzeciğim. Ayçal ablam Pehlivan'ı beklemeye gerek yok. Ben bindiririm dedi. İyi demiş kuzum, iyi demiş. Gözün aydın. Hacılar kurtulmuş. Çok şükür, sağ ol. Senin de gözün aydın. Pehlivan atı mı bu? Yok, bu babamın atı. En uysal atımızdır bu. Pehlivan atı biraz uysuzdur teyzeciğim. Kendi gibi desene. Merak ettim pehlivanın atını. Bak şurada.
takmış takıştırmış sahibini bekler. Çıkarmadı senin ördün süsü. Yiğitler. Ya hadi elinizi çabuk tutun da yemeğe yetişelim. Vallahi ben çok acıktım. Ya pehlivan usta. Ha. Ben hiç görmedimdir ki sen tok olasındır ya. Hem alma sana bize yemek mi vermeyecektirdir? Nedir senin bu telaşındır ya? Bak 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 laflara bak laflara. Hem bak ben yediğimi çabuk öğütürüm. Sonra o yediğim bende ne olur? Güç olur, kuvvet olur. O sebepten hasmımı sırtına hemencik yere vururum. Aa, en boşuna dememişler. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Alma sanatın Allah razı olsun. Ne güzel insanlar. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Can yoldaşı oldular. Ne zaman gitsek aç mısınız diye sormadan önümüze yemeğimizi koydular. Onlar ne güzel insanlardır. O güzel yürekli yörüklerin Allah aşına aşk atsın. O temiz insanlar ekmeklerini üleşmek için yedi düvel hep hazırdırlar. Amindir hacım. Hem yedirirlerdir, hem içirirlerdir, hem yatırırlardır. Maldır, mülktür, gözlerinde yoktur. Ama işte Mahmut, gönül zenginliği de bu değil midir zaten? Allah Allah! Amma uzun laf ettiniz ya. Siz hiç halden anlamaz mısın? Açım derim, açım. Vallahi bak bir kelam daha ederseniz kendim giderim obaya. Tamam işte, tamam. Hadi Mahmut, ustayı sinirlendirmeyelim. Haklısındır hacım. Yoksa bizi de hasımı bellerdir. Allah vermesin sırtımızı yere vururdur. Oh, havle ve la kuvvete. Ben gidiyorum hadi. Oo, bayağı açtı ya. O benim kınalı kuzum. Yine geleceğim buraya, tamam? Alma sana. Aytolu. Size de çok teşekkür ederim. Meryem'in olmayan evi oldunuz. Alma çok sana. Sevdi sizleri. Alma sana. Sarayın muhafızları gelir. Bu gelişler hayır alamet değildir. Obamıza ilk kez gelirler. Uruncu sen bir ayran getir. Hayırdır oğul? Bir kusur mu işledik de buralara kadar geldiniz? Halife Hazretlerinin vekili mutlakı, vezirimiz Atıf'ın emri var. Bunca zamandır Bağdat'ta yaşamaktasınız. Bunun da bir öşürü var. Bundan sonra koyun, keçi ne kadar mal varsa beşte birini, bunlardan çıkan yağ, süt, peynir ne varsa beşte ikisini, deriden yaptığınız çarık, kıyafet, post ne olursa üçte birini devlete vereceksiniz. Biz bunları nasıl verelim size? Ancak kendimize yeter bunlar. Oğul, ağzından çıkanı kulağın duymaz mı? Biz onca şeyi size verirsek bu insanlara ne yediririz? Bize vermeyeceksiniz hatun. Devlete vereceksiniz. Devlete. Siz sandınız ki bozkırdan göçeriz Bağdat'a. Orada da rahat ederiz. Kimse bize ilişmez. Devlete öşürümüzü de vermeyiz. Sizin geldiğiniz yerler gibi değil burası. Bir nizamı var. Sizin de devlete borcunuz var. Bunca zaman bunu istemediyse bunu bir armağan sayın. Daha bitmedi. Mektupta emredilen miktarı altın olarak devlete vermekle mükellefsiniz. Yoksa buralardan pılınızı pırtınızı toplayıp gideceksiniz. O, bizim paramız yok ki altınımız olsun. Hadi gidiyoruz. İnsaf edin, merhamet edin. Kutluk. Daha fazla harap etme kendini. Sür git dememişler. Gör geç demişler. Hallolacak inşallah. Hem kul dara düşmeyince Hızır yetişmezmiş.
Allah bize bir işaret yollayacaktır. Onun cömertlik hazinesinin yanında bizim çektiğimiz nedir ki? Her şey hallolur. Hadi. Daha fazla sıkmayın kendinizi. Onca insan var obada. Herkes bir şeyleri yitirip, birilerini yolda bırakıp gelmiş. Hayatın sillesini yiyen düşmüş bu obaya. Zar zor hayatını idame ettiriyor herkes hacı. Üstüne bir de bu vergiler nasıl ödenir? Selam para, çelam para. Bu diyara nereden düştük Allah'ım? Hacı haklı. Yaradan bin dert yarattıysa bin tane de deva yaratmıştır. Ne zorluklardan geçtik, ne zorlukları yendik. Olmadı, çeker gideriz bu diyarda. Adımız boşuna mı yürüye çıktı? Bize nerede zulmetmezlerse biz de oraya yürürüz. Olmaz. Yani olmaz. Çünkü herkes çok alıştı buraya. Baba. Hem buranın iklimi güzel, havası güzel, suyu güzel, otları güzel, hayvanlara iyi geliyor. İnşallah buradan gitmek zorunda kalmayacaksınız. El birliğiyle bir şeyler yapacağız. İnşallah. Gel. Gel. Necip. Gel bakalım. Kardeş hele bir tut şunu. Of. Cümleten selamun aleyküm. Gezeniz hayra kalsın. Selam. Ve aleyküm selam. Oy oy. Hocemin dediği işarettir. İnşallah'tır ki bu değildir. Ha pehlivan ustam. Yoksa göçer obasının vergisi nasıl ödenirdir bellidir. Hayırdır şahsı var. Bu keçiler nedir böyle? Ya anam sorma. Bunlar ne menem hayvanmış böyle. Vallahi elimizden bir kaçtılar. Dere, tepe, dolaş, dolaş anca yakaladık Necip'le. Benim anam, başım karşında ilk. Ama hep bu çarşıdaki çilingir İsmail'in suçu. Millet benim şerrimden yıldığı için bir vakit kapılarına bu İsmail'in Mısır'dan getirdiği kilitlerden taktılar. E tabii biz ilk gördüğümüzde garibimize gitti. Tam 2 gün sürdü bunları çözmemiz. E o sırada da Sazlığın çocukları açlıktan ölmesin diye ben garip şeytana uydum. Senin hayvanların arasına girdim. 2 tanesini uçurdum bizim Sazlığa. Aa şimdi de bunları geri getirdim. Sen bunları al, hakkını helal et, beni de affet. Hay yaşıyorsun. Hay deli oğlan. Gönülden af dileyeni Allah affedermiş. Allah'ın affettiğini biz kimiz ki affetmeyeceğiz? Unuttuk gitti. Allah razı olsun. Sen de benim bir anamsın. Allah razı olsun. Efendimiz, Halife Hazretleri, çok şükür kendinize geliyorsunuz. Maşallah, maşallah. Halife Hazretleri, yormayın kendinizi. İstirahat buyurun. Biliyorum beni duyuyorsunuz. Gözlerinizin önündeki perde yavaş yavaş aralanacak. İnşallah tez zamanda ayağa kalkacak takati de kendinizde bulacaksınız. Şimdilik bu kadarı bile çok müsbet. Elhamdülillah işin zor kısmını hallettik. Bundan sonrası çok daha kolay olacak. Bu otta ne ola ki? Muhafız! Muhafız! Buraya gel. Buyur Hekimbaşı. Halife Hazretleri'nin odasına kimler girdi? Siz, Vezir Atıf, bir de kızı Asife Hanım. Başka kimse girmedi. Anlaşıldı. Çıkabilirsin. Ya şahsı var. Sendir ki her canını yaktığınındır böyle. Tektir tektir kapısına varıptır da helallik mi isteyeceksindir? Ha? Oo. E senin işindir bitmezdi. E doğru, doğru dersin.
Lakin pehlivan usta anlattı. Kul hakkı tek tek gidip helallik almazsan silinmezmiş insanın günahhanesinde. E ne yapacaksın? Biz de tek tek gideceğiz, af dileyeceğiz. Gerekirse kapılarında it olacağız, affımızı isteyeceğiz. Herkesi tek tek bulabilecek misin? Sokacaklar mı seni hanelerine? E bulurum evvelallah. Olmadı döşeklerinin başına bırakırım ne aldıysa. Ya bu bir şey değil de bir vakit Bezir'e Atıf'ın altın bir mührünü yürütmüştüm. Onu nasıl geri götüreceğim onu düşünürüm. Ama dur, onun da bir yolu bulunur elbet. Şahsı varın Bağdat'ta açamayacağı kapı yok. Ama biz artık gönül kapısı açarız. Bıraktım o işleri, tövbe. Hayt oğlum, ay kızım. Şu hayvancıkları sürüye kat da ilişsinler, bilişsinler. Hadi. Dur, dur, dur Aytolu bacım, dur. Anacığım. Sen bunu al. Bu hayvanlardan birini bana sat. Heh. Hayda. Şahsı var şimdi. Niye getirdi, niye götürürsün? Adam vardı ustam. Siz bu cendereden sağ salim çıkarsanız kurban kesecektim. E bunları alayım işte. Bağdat'ta Almasana'nın hayvanlarından daha iyisi nereden bulunur? Elinle getirdin, paranla götüreceksin. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım şahsı var. Ticaret anam, ticaret. Ben nasıl ki bu helallik işlerinin acemisiysem, siz de ticaretin acemisisiniz. Yahu zaten bir acemisi olmasanız, şu Bağdat'ta senin hayvanlarının sütünden, peynirinden gayrısını yiyen içen olmaz. Hele o çarıklar, hele o papuçlar. Ah bir çözseniz bu işi. Şahsı var öyle doğru söylüyorsun ki. Almasana. Bu oba buradan gitmeyecek Allah'ın izniyle. İnşallah. O vergi de ödenecek. Ama bana karşı çıkmayacaksınız. Hadi hayırlısı. Necip, bir çıkar yol bulduk sanki ha. Selamünaleyküm. Hayırlı aleyküm pazarlar. Aleykümselam. Hoş geldiniz Akay. Ayağınızı uğur getirsin inşallah. İnşallah anlasana, inşallah. Hediye getirdim size. Allah ölçüde şaşırtıp tartıda yüzümüzü kara çıkartmasını inşallah Mansur ata. Ben de bunu beklerdim hacı. Mutaffifin suresinde ne diyor yaradan? Ölçüde ve tartıda hile yapanın vay haline. Ha? Onlar insanlardan aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat verdiklerinde eksik tartarlar. Onlar bir gün diriltileceklerini bilmezler mi? Hak Teala hususi sure indirmiş bu meseleyi. Çetin mesele yani, anladın mı Mansur Ata? Eyvallah hacım. Sana demiyorum. Sana demiyorum aslan babın aslan oğlu. Senin aklına bile gelmez. Ben kendi nefsim için söylerim bunu. Ustam, siz Mahmut'la dükkana geçin. Ben burada kalacağım. Ben bugünkü rızkımızı burada arayacağım. Eyvallah. Hayırlı pazarlar ola. Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Haydi bakalım.
Gel. Ne var? Çarşıda düzen kalmadı beyim. Ne diyorsun sen be? Benim olduğum yerde nizamı kim bozabilir? Öldüm mü ben? Öldüm mü ha? Aman efendim, öyle demek istemedim. Ne demek istedin be adam? Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kendini bilmez, dini bilmez yörükler de adandı pazara. Sizden izin almadan tezgah açtılar. Fiyat kırıyorlar. Daha bu saat oldu, bir tane müşteri bakmadı yüzümüze. Tabii biz fiyat kıramıyoruz. Kolluğun iaşesi, muhafızların geçimi için de çalışıyoruz. Muhafızları karıştırma. Bak, başın sıkışıyor, bize geliyorsun. Hem ben çenenden, millet rezil peynirlerinden bıktı zaten. Ama... Çık dışarı! Başlarında hacı var efendim. Hacı mı? Eyvallah, eyvallah. Ay sağ olasın, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Akbörü! Gel hele gel. 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 Az evvel bitirdiğim tespih keskindi herhalde. Sen kaşıkçı değil misin? Az şunu bileydin. Gel bakalım. Yalgız. Peynir kessene oradan kardeşlik. Almasana. Akbörü benim dostumdur. Ben burada olurum olmam. O ne zaman gelse ona istediğini verirsiniz değil mi? Vermez mi sadece? Ay sağ olasın. Al kardeşlik. Hadi selametle. Almasana. Senden de mi para alacağız sadece? Hem sen geldin bunca vakittir burada çalışırsın. O iş ayrı, bu iş ayrı. Utandığın pazar dostluk bozar. Sen bunları dert etme. Ticaret böyledir. Ağacan, hayrola, nereye gidersin? Yok bir şey, geleceğim birazdan. Dediğim mesele belki mühim değildir. Ama sinek küçük olsa da mide bulandırıyor. Biz cambaz gibi kıldan ince, kılıçtan keskin bir ipte yürüyoruz efendim. Dikkatimiz bir dağılırsa tepe taklak oluruz. Size sormadan bir şey yapmak istemedim. İyi yapmışsın. İyi yapmışsın karışmamakla. Biz sırf bunun için kapımızda adam besliyoruz. Sen şimdi var git yoluna, ben halledeceğim. Peki Sen de kimsin yahu? Konuşsana, niye diye cevap vermezsin? Sen beni öldürmek mi istersin? Anladım. Gözlerindeki nefretten anladım, sen beni öldürmek istersin. İyi.
Gel, öldür beni. Ben de ne zamandır bunu yapacak birine bakardım. Ne bekleyip durursun? Gelsene. Benden neden nefret edersin bilmem. Ama içindeki ateş sönsün. Gel vur beni. Benim de bu ızdırabım dizsin. Hadi. Yalgız. Yalgız dur. Bu kalanlar da aşağının hakkıdır. Hay Allah razı olsun. Yalan yok. Benim de aklımdaydı da diyemediydim sana. Aklımızdaki de, gönlümüzdeki de birdir. Ne mutlu bize. Kimden izin aldınız da tezgah açtınız? Dini kırdınız. Sen kim olursun? Dur be! Durun, yapmayın! Ne yaparsınız lan? Durun! 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 Bırakın lan! Durun, durun, yapmayın! Durun! 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 Biz ne yaptık size? Durun! Durun buraya! Gidin buradan! Yeter! Bırakın Allah aşkına! Durun! Yapmayın! Ne yaptın tezgah? Durun! Niye durursun? Hacı'dan mı korkarsın? Ben seni anladım. Sen birinin intikamını benden almak istersin. Ama sen de onlardansın. Korkaklardan. Adamı öldürmeye cesaretin yoksa intikam yemini etmeyeceksin. Biliyorum Yalgız. Ananı babanı senden alanlara karşı İçinde dindirilemez bir kin var. İçindeki intikam ateşine kendi nefsinden daha büyük ve daha kıymetli bir dava için kullanacağız. Yalgız! Kılıcı eline alacaksan, nefsinden büyük bir şey için alacaksın. Eğer canımızı feda edeceksek, kendimizden çok daha büyük bir şey için feda edeceğiz.